Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 5. gününün 2. videosundayız. Yani bugünün son videosundayız. İndirgemelerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sayfa numarası 33'te kalmıştık. 33, 34 ve 35'i işleyip bugünü bitireceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Şu özellikte kaldık aslında bu özelliği biz daha öncesinde kullandık. Şimdi sana bir hatırlatma yapacağız sadece. Derece cinsinden verilen açılar dar açıya indirilirken bölgedeki işaret yazılır ve 180 dereceye ya da 360 dereceye olan uzaklığına bakılarak işlem yapılır. ha 90'a ve 270'e de bakılabilir aslında ama hani 90 ve 270'de zaten böyle isim değişiyor. Niye isim değiştirmeyle uğraşalım? 180'i ve 280'i ve 360'ı kullanırsak isim değiştirmeyecek. Çünkü pi ve 2 pi kullanıldığı zaman fonksiyonda isim değiştirmiyordu. O yüzden mesela sen şu açıya bak 120 derece var şimdi. Örnek 11'deki şu bütün açıları bulalım. Hocam aslında bunu sinüs 120 180'e tamamlayandan yapabilirsin. Hani ne oluyordu? Geçen dersimizde söyledik direkt sinüs 60'a eşitti. Hani ikinci bölgeden birinci bölgeye atarken bir tek sinüs de işaret değişmiyordu. Değil mi? Sinüs 60. Ya da nasıl diyebiliriz? Şimdi sen 120'yi nasıl yazabilirsin ona bakacaksın. Nasıl? 180'li ya da 360'lı yazacaksın. 180'e daha yakın ya. Hocam burası 180 x 60 şeklinde yazılabilir. Peki böyle bir şey olduğunda 180'i iptal ettiğimizde sinüs 60 mı olacaktı burası? Evet. Ama neye bakıyorduk bir de işaretine? Hocam sinüs 120 bu bölgede sinüsün işareti nedir? Artıdır. Artı sinüs 60 diye söyleyebiliriz. Sonra sinüs 330. Hocam 360'a daha yakın. Ben bunu nasıl yazabilirim? 360 30 şeklinde yazabilirim. Sonra bu ne eşit olacak arkadaşım? İşaret de lazım olacak bana. İşaret. Bu bölgede sinüsün işareti nedir? Eksidir. O zaman eksi fonksiyon isim değiştirmeyecek. Sinüs 30'a eşittir. Sonra devam edelim buradan. Sinüs 225 var burada. Sinüs 225'te de hocam nereye daha yakın? 180'e daha yakın. 180 artı 45 değil mi? Yani 3. bölgede ise 180'e daha yakın. 180 artı 45 şeklinde yazabiliyoruz mesela. 4. bölgede ise 360'a daha yakın. Ya da 2. bölgede ise yine 180'e daha yakın şeklinde düşünebiliriz. E hocam bu kaçıncı bölgede? Bu 3. bölgede. 3. bölgede sinüsün işareti eksi Böyle 180 gittiği zaman fonksiyon isim değiştirmiyordu. Sinüs 45'e eşit olur. Devam aynı şekilde devam. Hocam kosinüs 150 bu bölgede kosinüsün işareti eksidir. O zaman cevap eksi olacak. Bu da 180 eksi 30 şeklinde yazılıyor. E o zaman bu eksi kosinüs 30'a mı eşit olacak? Evet 180 gittiğinde isim değiştirmiyor. Haydi biraz daha hızlanalım. 240 3. bölgede 180 artı 60 şeklinde yazılabiliyor. Hemen kosinüs bu bölgede 3. bölgede işareti negatif negatif olduğundan dolayı eksi kosinüs 60'a eşit olur. 315 4. bölgede hocam 360 eksi 45 şeklinde yazılıyor. Ve 4. bölgede kosinüsün işaretine bakıyorum. Kosinüsün işareti eksi değil artı. Değil mi? Kosinüs ekseni bu eksen yata eksen çünkü. O zaman burası da kosinüs 45 e eşit olacak. İşte mantık bu kardeşim. Haydi tanjant 120 hemen bulalım. Hocam burası 180 eksi 60 yapar. O zaman burası tanjant 60 yapar. Dur. Bu bölgede tanjantın işareti eksi. Eksi tanjant 60 olacak. Hemen 330. Dördüncü bölgede 360 eksi 30 şeklinde yazılabiliyor bu. E o zaman burası tanjant 30'a eşit olacak. Ama dur. Kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede tanjantın işareti nedir? Eksidir. E o zaman eksi tanjant 30'da yazacağız. Önce işaret. 225 hocam 180 artı 45 şeklinde yazılıyor. Kaçıncı bölgede onu bulalım? Bu bölgede tanjant işaretine artı artı tanjant 45'e eşit olacak. E, 180 eksi 30 oldu burası. Kotanjant bu bölgede eksi eksi kotanjant 30'a eşit olur. 180 artı 60 yapar burası. E o zaman 180 artı 60 yaptıysa hani ha eksi 60 yazmışız ha artı 60 yazmışız. Hiç fark etmez. Bu neye eşit olacak? Kotanjant 60 a. ama işaretine bak şimdi. Bu bölgede işareti artı olduğundan artı kotanjant 60. Bu da 360 eksi 45 olduğundan dolayı bu bölgedeki işaretine bakıyorum. Kotanjant bu bölgede eksi olduğundan cevabımız eksi kotanjant 45'e eşit olacaktır dostlar. İşte bu şekilde. Yani sen bunu 90'lı da yazıp yapabilirsin ya da 270'li de yazıp yapabilirsin ama isim değiştirmeli. Kim uğraşacak be canım? Hadi bakalım geç diğer soruya. Sinüs 150. Sinüs 150 direkt zaten neye eşit? Ya hocam 180 eksi 30 şeklinde yazabiliriz ama. Yani ikinci bölgeden birinci bölgeye attığımızda sinüs de işaret değiştirmiyordu. O zaman burası direkt sinüs 30'a eşittir. Artı. Bunu nasıl yazarız? 360'a daha yakın 360 45 şeklinde olacak. Hocam bu bölgeye bakıyorum. Bu bölgede 3, 315 dördüncü bölgede ya. Dördüncü bölgede tanjantın işareti nedir? Eksidir. O zaman burası eksi tanjant. 45 mi yapar? Evet 360 gittiğinde isim değiştirmiyor Bölü aşağısı. Hocam burası 180 artı 45 yaptı. Şimdi kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede kotanjant artıdır. O zaman burası kotanjant 45'e eşit oldu. Bir de eksi var burada. Kosinüs 240. Kosinüs 240 neye eşit arkadaşım? 180 artı 60'a e eşit. Hocam bu 240 nerede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksidir. O zaman burası da eksi kosinüs. 60'a eşit oldu? Aynen öyle. Şimdi bana ne lazım arkadaşlar? 30 otuz, sinüsün 30'lusu 45'lisi falan filan lazım. 30 60 90 üçgenini çizeyim. 1 2 burası kök 3. Bir de 45'li açılar var orada. 45 45 90 üçgeni çizeyim ki işim kolay olsun. Belki ezbere biliyorsun ama biz ezbere bilme, bilmediğin zaman ya da karıştırabileceğin zamanlarda olabilir. Sinüs 30 nedir? Karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2 eksi tanjant 45 nedir? Tanjant 45 de 1 bölü 1. Yani 1 bölü kotanjant 45 nedir? 1 bölü 1'den 1 yapar. Eksi yok eksi eksi çarpma artı yaptı burası. Kosinüs 60. Kosinüs 60'ta da komşu bölü hipotenüs 1 bölü 2 yapar. Yukarısı kaç yaptı? Eksi 1 bölü 2 yaptı. Aşağısında ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. E o zaman buradan eksi 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'ten dolayı 2'ler nanay oldu. Cevap da eksi 1 bölü 3 çıktı. Evet örnek 12 eksi 1 bölü 3. Geldik örnek 13'e. Ne var burada? Pi bölü 2 eksi a. Ya 90'a tamamlayan var burada direkt. Ya da yap kardeşim şöyle. Hocam pi bölü 2 burada. Pi bölü 2'den hop. A açısı çıkartırsan birinci bölgeye düşüyor. Hocam birinci bölgede işaret artı artı fonksiyon isim değiştirecek burada. Kosinüs a'ya eşit oldu direkt. Güzel. A eksi 15 pi. Arkadaş eksi pi'yi sevmiyoruz. Böyle ne yapalım? Böyle 2 pi ve katlarını eklediğimiz zaman daha güzel bir şey oluyor. O zaman artı yapacak 2 pi'nin katlarını ne yapıyor? Mesela buraya 10 a artı 16 pi eklediğim zaman burası a artı pi mi yapıyor? Ya da pi artı yaptı, a yaptı. O zaman o zaman o zaman hocam ne yapıyoruz? Pi'ye a ekliyoruz. Hop a eklediğimde 3. bölgede 3. bölgede kosinüsün işareti eksi yapar. Fonksiyon isim değiştirmez. Pi artı a olduğundan dolayı. Eksi kosinüs a oldu burası. Artı sinüs 3 pi bölü 4 a. 3 pi bölü 2 olsa bir şeyler yaparız. Ama bir şey yapamadığımız için galsın böyle. 3 pi bölü 4 diye kalsın bakalım burası. Hatta 3 pi bölü 4 böyle pi'leri sevmiyoruz ya biz. 3 pi bölü 4 nedir? 180 koysan böyle 180 bölü 4. 45 3 ile de çarpsan 135. Yani sinüs 135 artı a mı yaptı burası? Aynen öyle. Bölü 3 pi bölü 2 eksi a. Hocam 3 pi bölü 2 burası. A eksi negatif yol saat yönü. Hop şöyle bu bölgeye düştü. Bu bölgede sinüsün işareti eksi. Eksi fonksiyon isim değiştirecek. Kosinüs A'ya eşit oldu. Kosinüs eksi A çift fonksiyondu. Çift fonksiyon olduğu için direkt kosinüs A'ya eşittir. Artı kosinüs A'ya eşittir. Burada da artı kosinüs pi bölü 4 artı A. Yapacak bir şey yok. Bu da kosinüs 45 artı A yaptı arkadaşlar. E şunlar şunlar gider. Bunlar bunlar gider. Ne kaldı burada o zaman? Çok güzel bir şey kaldı. Ne kaldı? İşte güzel bir şey kalmadı vallahi. Sinüs 135 artı a ya. Bir de aşağısını ne? Kosinüs 45 artı a. Ya bunlar hocam 180'e tamamlamıyor. Bak toplamları kaç yapıyor? 180 eksi 180 artı 2a yapıyor. Keşke böyle toplamları böyle birbirini 180'e tamamlamış olsaydı o zaman buraya hani mesela atıyorum burası 135 eksi a burası 45 artı a olsaydı toplamları ne olacaktı? Toplamları 180 olacaktı. E o zaman burada ben bunu ne diye şey yapardım arkadaşlar. 180 hata anlayan açısı 45 artı A ya. Buraya direkt sinüs 180 hata anlayan açısı 45 artı A şeklinde yazabilirdim. A burası A olduğundan dolayı bunu maalesef yazamam. Ama dikkat et 135 artı A ve 45 artı A toplamları 90 değil ama bundan bunu çıkartırsan farkları 90. He farkları 90 ya. Ben buraya x dersem burası da ne olacak? 90 artı x olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Yani sinüs 90 artı x bölü ne var burada? Kosinüs x var. E sinüs 90 artı x halledelim ha kardeşim. 90 burası. 90'a x eklersen buraya gelecek. Bu bölgede sinüsün işareti artı. Hocam artı. 90 çıkarttığımız zaman fonksiyon isim değiştiriyor. Hocam kosinüs x oldu burası. Bölü bir de aşağıda kosinüs x var. Aha da bunlar nanay nanay. Yani şinanay yavrum şinanaydan 13. soruyu böylelikle 1 olarak buluruz. Geldik Örnek 14'e. En sevdiğim x artı y pi bölü 2. Var mı x artı y? Yok ama bak burada şey var. Bir de dikkat et. Böyle bir şey geldiğinde 2x artı 2y'yi de buldu. O da pi yapıyor. Yani pi bölü 2 ve pi'yi belirli. Bak şimdi. Hocam ben burada bunu nasıl açabilirim? Sinüs x artı x artı y şeklinde yazamaz mıyım bunu? Evet. Ya x artı y'li yazacağız ya da 2x artı 2y'li yazacağız. Oo hocam burası da x artı 2x artı 2y diye mi? Aynen kosinüs. Hocam burası x artı 2x artı 2y yaptı. Bak burası ne x artı y 90. Yani pi bölü 2. 90 yazalım buraya. Şurası ne? Hocam burası da 180. Çok süper. Harika. Very very good. Sinüs 90 artı x neye eşit? Hop 90'a 90 burası 90 x eklersem burada sinüsün işareti artı artı 90'ı iptal ettiğimiz zaman fonksiyon isim değiştiriyordu. Yani kosinüs x yapar burası. Hocam 180'i iptal ettiğimizde fonksiyon isim değiştirmeyecek ama dur 180 burası 180'i x eklersem buraya düşecek. Burada kosinüsün işareti eksi eksi sinüs ne yapar arkadaşlar burası? Burada fonksiyon isim değiştiriyor mu? Değiştirdi. Tamam burada fonksiyon isim değiştirecek mi? Değiştirmeyecek. Değiştirmeyecek çünkü 180 gidiyor burada. O zaman buradaki işaret de eksi olduğundan dolayı eksi kosinüs x mi olacak arkadaşım burası? Aynen öyle. Bak şunlar nanay nanay. Yani cevap ne yaptı o zaman? Sıfır yaptı. Örnek 14 sıfır oldu. Geldik örnek 15'e. 14 x eşittir 5 pi olmak üzere. Oo garip bir şey. Ne yapacağız burada? Ya arkadaşlar bizim için önemli olan pi'li ya da pi bölü ikili bir şeyler elde etmek. Ya bir de burada böyle sorular geldiği zaman dikkat et. Toplamlarına bak. Hani şöyle bir şey verilmiş ya. x 4 x toplamları. Ya genelde ya toplamları böyle 90 yapıyor ya da 90 değil de 180 derece yapıyor. Ama 5x toplamından ben bir şey elde edemem ki 14x var burada. En azından böyle 14x yapsın ya da 7x yapsın değil mi? Evet ya da şuradaki toplamda da 9x geliyor. O, o da işime yaramaz. Ama dikkat et bu toplamla bu toplam kaç? A 7x dur 7x'in ne olduğunu söyleyebiliriz. 5 pi bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ya 5 pi bölü 2'nin de esas ölçüsü nedir arkadaşlar? Hani 5 pi'yi pi, 5'i paydanın 2 katına bölüyoruz. 1 kere 4 4 kalan 1. O zaman burası da 1 pi. Yani pi bölü 2 mi yapıyor? Evet 7 x pi bölü 2 arkadaşlar. Yani 7 x pi bölü 2 aklımızda bulunsun. E hocam şurada 6 x yerine tamam sinüs x küçükler dursun. A, artı bilmesiniz 4 x var. Sinüs 4 x var. Bölü 2 içikse de dikkat edeceğim ben şimdi. Şurada öncelikle şuraya bir e, kilitlendim ya. Şurayı halledeyim. Hocam 6x'in 7x'e tamamlayanı. Çünkü 7x bizim için önemli. 7x'in de esas ölçüsü pi bölü 2. Hocam 7x. O zaman 6x'in 90'a tamamlayanını x. ha 90'a tamamlayanlarda ne oluyordu? Fonksiyon isim değiştiriyordu. O zaman direkt burada sinüs x mi olacak burası? Aynen öyle. Şuraya gelelim. Hocam burada da 4x ile 3x. Vay. 4x ile 3x de birbirini kaça tamamlıyor? 7x'e tamamlıyor. Yani 90'a tamamlıyor. 90'a tamamlayan açısı 3x'in 4x değil mi? Evet. O zaman kosinüs 3x de sinüs 4x'e eşit değil midir arkadaşım? Evet. Bak yukarısı sinüs x artı sinüs 4x aşağısı da sinüs x artı sinüs 4x artı sinüs x yaptı ile aşağısı aynı ve cevap da böylelikle ne yapar? 1 yapar. Bu tür sorularda buna dikkat et. Toplamları böyle 14x ya da 7x falan filan veriyor mu vermiyor mu? Ona dikkat et diye sürece çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Geldik şuraya. Tanjant 24'ü A vermiş. Hocam bu ne? 180 artı 24 değil mi? Evet. Şimdi 180 artı 24. Arkadaş ne olacak burası? Kaçıncı bölge burası? Hocam 180 artı 24 bu bölgede. Bu bölgede tanjantın işareti artı. Artı tanjant 24'e eşittir. Hani 180'i iptal ettik. Burası aynen kaldı. Artı. Hocam burası da 24'lü yazacağız ya. Bak. 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 Dikkat et. Ya yani 180'li de yazabiliriz aslında ama. Ya yani 90'lı da yazmayı da öğren. Hocam burası 90 artı 24 değil mi? Aynen öyle. E o zaman 90'lı da ilk defa yazıyorum. Bak dikkat et. Şimdi tanjant kaçıncı bölgeye düşüyor? 90 artı 24 bu bölgede. Bu bölgede tanjantın işareti eksi olacak. O zaman eksi. Şimdi burası ne oluyor? 90 içinden attığımız zaman fonksiyon isim değiştiriyordu. Yani burası ne olacak? Eksi kotanjant 24 olacak kardeşim. Tamam. Devam edelim diyeceğim ama sen bunu istersen 180 eksi e, kaçlı? 76'lı değil de 66'lı yapabilirdin. Sonra tanjant 66 çıkacaktı. Eksi tanjant 66, eksi tanjant 66 yerine de eksi kotanjant 24'te de yazabilirdin. Tamam. Bu da bir yol. Bölü 294. Üçüncü bölgede ya. 300... Yani 24'lü yazacaksam 270 artı 24'lü yazabilirim ben bunu. E hocam fonksiyon isim değiştirecek. Kotanjant 24 olacak. Ama dur. 294 bu bölgede tanjantın çerdi eksi. Eksi olacak o zaman burası. Devam. Tanjant 24'e mı vermiş. Evet. Tanjant 24 yerine A yazdın. Eksi. Kotanjant 24'te o zaman neye eşit olacaktır? 1 bölü A'ya eşit değil midir arkadaşım? Evet. Tanjant 24 A ise Kotanjant 24 birbirinin tersiydi. Tanjant 24 Kotanjant 24. Yani 1 bölü A yapar. E bölü kotanjant 24'te 4te 1 bölü a zaten burası. E o zaman işlemin devamını getirelim. Yukarısı a kare eksi 1 bölü a bölü 1 bölü a yapar. Ters çevir çarptığın zaman a kare eksi 1 bölü a çarpı a bölü 1'den bunlar bunlar gitti. Cevap a kare eksi 1 yapar. Ama dur başta şuradaki eksiyi unuttuk. Şurası da eksi olacak burası da eksi olacak. E o zaman eksiyle çarpılmışı eksiyi başa alalım arkadaşım. Şöyle eksiyi başa alalım. O zaman eksiyle de çarptığın zaman normalde burası ne oldu? Eksi a kare artı 1 yapar. Yani 1 eksi a kare yapar mı arkadaşım? Yapar. Cevabımız 1 eksi a kare olur. Eksi unutmayın benim gibi işlem hatası yapmayın lütfen. Evet geldik bir sonraki soruya. Şimdi abc bir üçgen olmak üzere ben a artı b artı c'nin o zaman 180 derece olduğunu biliyorum. E hocam a artı b'nin 180'e tamamlayan c. E o zaman a artı b'nin 180'e tamamlayan c ise arkadaşım. E tanjantlarda hani 180'e tamamlamada ne oluyordu? 180'e tamamlamada sadece sinüsün işareti değişmiyordu. Sinüsün işareti değişmediği için de biz burada ne yapabiliriz? Diğerlere tanjantta isim değiştir. ismi i̇sim aynı kalıyor. İşaret değiştirecek. Tanjant C'ye eşittir. Bölü. Pi artı C. Ben pi attığım zaman bak pi'ye C eklersen bu bölgeye düştü. Bu bölgede isim değiştirmeyecek. Tanjant işareti de artı. Artı tanjant C mi olur burası? Aynen öyle. Artı. Artı B. Artı B yerine ne yazacağız arkadaşlar? Yani A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyoruz biz? 180 olduğunu biliyoruz. A artı B bölü 2 ne yapıyor? Yani o zaman ben A artı B artı C bölü 2'nin de ne olduğunu biliyorum? 90 olduğunu biliyorum. A artı B bölü 2 90'a tamamlayanı C bölü 2 değil midir? Evet. Buranın 90'a tamamlayanı C bölü 2'dir. E zaman 90'a tamamlamada ne oluyordu arkadaşlar? Fonksiyon isim değiştiriyordu. O zaman burası sinüs C bölü 2 olur. Bölü. O zaman burada pi bölü 2 gitti. Bak 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 bak. Pi bölü 2'ye sen bir 90 eklersen buraya geldi. Değil mi? E, Pi bölü 2'ye C bölü 2 açısını eklersen buraya geldi. Burada kosinüsün işareti nedir? Eksidir. O zaman burası da eksi fonksiyon isim değiştirecek. Pi bölü 2'yi ekleyip çıkarttığımız zaman sinüs C bölü 2 olur burası. Hocam burası bir gitti gitti. Eksi 1 yaptı burası. Hocam burası da gitti gitti. Burası da eksi 1 yaptı. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı da kaç yapar? Eksi 2 yapar. Örnek 17. Eksi 2 oldu. Geldik örnek 18'e. A ve B tümler açı. Tümler açı dediğimiz A artı B 90 derece. 90'a tamamlayan bir açı. Hocam burada 3A artı 4B var. Ben bunu nasıl yazabilirim? 3A artı 3B artı B şeklinde yazabilirim. Hocam 3A artı 3B ne yapıyor? 270 mi yapıyor? Evet burası 270 artı B yapar. Hocam 270'e sen B açısını eklersen. Bu bölgeye düşüyor. Bu bölgede sinüsün işareti nedir? Eksidir. Yani eksi sinüs 270 iptal ettiğimiz zaman içindeki değer kalıyordu. Ve fonksiyon isim değiştiriyordu. O zaman sinüs oluyor kosinüs. Eksi kosinüs b açısı oldu. Eksi 3 bölü 5'e eşitmiş. O zaman buradan ne geliyor bu? Hocam kosinüs b açısı 3 bölü 5'e eşit olur. Bunu bulduk. Çok güzel. Hemen dik üçgeni de çizelim kardeşim. Kosinüs b açısı 3 bölü 5. Komşu bölü hipotenüs. 3, 4, 5'ten burası da 4 çıktı. Gel gelelim şuraya. 7A ve 6B var. Hocam bu tanjant 6A artı 6B aynı A artı B'nin belli bir katı şeklinde yazalım. Artı A şeklinde değil midir? Evet. Şimdi A artı B'nin 90 olduğunu biliyorum ben. Çok güzel. 6A artı 6B lazım bana. 6A artı 6B de kaç yapar? 6 kere 9 54. 540 yapar. 540'ın esas ölçüsü de kaç yapıyor? Bir 360 çıkarsak böyle geliyor galiba. O da 180 mi yapıyor? Evet. O zaman burası Normalde 540 da esas ölçüsü 180 yapar. 180 artı A oldu. Şimdi gelelim şuraya. Hocam 180'e ben A açısı eklersem bu bölgede. Bu bölgede tanjantın işareti nedir? Artıdır. Artı tanjant. Fonksiyon isim değiştirmiyor. 180'i içinden attığım zaman. Artı tanjant A'ya eşit olacaktır. E tanjant e, A da. E tanjant A'yı bilmiyoruz ki. Ama biz A ile B'nin 90 olduğunu biliyoruz. Böyle bir dik üçgen çizdiysek. B 90 burası daha açısı olmak zorunda mı? Evet. Tanjant A'yı da ben buradaki dik üçgenden bulurum. Tanjant A karşı bölü komşu yani 3 bölü 4'e eşit olur. Bitti gitti. Örnek 18 böylelikle 3 bölü 4 yapar. Geldik örnek 19'a. O, 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 o. Ne var? Sin kare 2, sin kare 4 böyle çift sayılar halinde gidiyormuş. Arkadaşlar şu sin kare 88 dediğimiz kos kare 2 değil mi? Ondan önceki 86. 86 dediğimizde cos kare 4 değil mi arkadaşlar? Evet. Çift çift gidiyor böyle. Arkadaş sin kare 2 ile cos kare 2'nin toplamı kaç yapıyor? 1 yapıyor. Sonra tamam a'yı bulalım. a eşittir 1 artı. Sonra sin kare 4 ile cos kare 4 kaç yapıyor? 1 yapıyor. Sonra 6, 8, 10 diye gidiyor. Bak şimdi hesaplayalım. 2, 4, 6 böyle 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 gidiyor. En son nereye kadar? Burası kaç yapmıştı arkadaşım? 88. 88. Kaç tane 1 olduğunu bulacağım ben şimdi. En sonu 88 yapıyor. Sonrası burası kaç yapıyor arkadaşlar? Burası da 86 yapıyor değil mi? Şimdi ortadaki sayıyı bulmam lazım benim. Ortadaki şey böyle şey mi yapıyor? İki parantezini alalım mı? Alalım İki parantezini alsam. 1, 2 böyle 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 gidiyor. 40 kaç yapıyor burası arkadaşım? 43 ve 44 yapıyor. O zaman bunun tam ortası kaç yapıyor arkadaşlar? 1 ile 44. 44 tane sayı var. 22 yapıyor. E en son o zaman burası kaç yapacak? En son 22, 44. Dur bakalım. Ya 2, 4. 2, 4 şeklinde de gidebilirdim aslında. Ya neyse. Tam ortası 22 mi yapıyor? Evet. 22 yapıyor. Tam ortası 22 yapıyor. Ya da 41 artı. Yo tam ortası 22 değil. Tam ortası 44 artı 1 yani 45 bölü 2 22.5 yapıyor. O zaman 22 ile 23 yine burada şey yapacak olursak yani iki katı kaç yapıyor bunun 22 ile 23'ü? Hani iki katı da aslında 44 ile 46 yapıyor. Burada bu da zaten e, 90'a tam yanında 44 olduğu için buradaki de gidiyor. Yani tam ortası şurası yapıyor. Yani 22 tane sayım olmuş olacak. O zaman bak şöyle diyoruz. Hani sin kare 2 Cos kare 2. Sin kare 4. Cos kare 4. Sonra en son sin kare 22. Yani sin kare 44. Cos kare 44. Yani bu iki parantezini aldığımız zaman 1'den 22'ye kadar bir 22 tane sayı var ya. 22 tane 1 var arkadaşlar burada. 22 tane 1 var. E 22 tane 1 varsa o zaman burası kaç yaptı? 22 mi yaptı? Evet. Tamam. O zaman 2A'yı kaç bulduk? 44 bulduk. Gelelim buraya. E burada da tam orta, ortasını bulduk artık. Yani 44 ve 46 yapıyor değil mi? Evet burada da 44 44 yapıyor bir de 46 yapıyor. Tanjant 44 tanjant 46. Hocam tanjant 2 ile burası kotanjant 2 değil mi? Kotanjant 2'nin çarpımı 1. O zaman B sayısı da ne yapıyor? 1 çarpı 1 çarpı en son tanjant 44 bu da kotanjant 44 yapıyor mu? Yapıyor. Arada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hocam 45 zaten tek sayı arada yok. O zaman 1 1 1 1 1 1 Kaç tane bir olursa olsun bunların çarpımı yine 1 mi yapıyor? Evet. O zaman B'yi 1 bulduksak o zaman burası da kaç yapıyor? 3 çarp 1'den 3 yaptı. Yani benden ne isteniyor? 44 artı 3'ten 47 isteniyor. Cevap böylelikle 47 çıkacaktır dostlar. Evet örnek 19'da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 20'ye. O çok güzel. A artı B verilmiş. Hocam ne var burada? 3 A artı 3 B şeklinde yazabiliriz bunu. Bak bu A artı 3 A artı 3 B şeklinde yazabilirim. Bak 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 bak. Hocam A artı B kaç? 1 pi bölü 2. 3 A artı 3 B kaç? O da 3 pi bölü 2. Tamam eyvallah. Şurası kaç yaptı? 3 pi bölü 2 yaptı. Bak şimdi. Sen 3 pi bölü 2 artı A'yı bulmaya çalışacaksın. Hemen burası. 3 pi bölü 2'ye A eklersen hop bu bölgeye düştü. Bu bölgede kosinüsün işareti nedir? Artıdır. Süper. O zaman burası kosinüs. Fonksiyon isim değiştirecek yalnız. 1 bölü 2 ekleyip çıkarttığımız an. 3 pi bölü 2 ekleyip çıkarttığımız an. O zaman burası sinüs oldu arkadaşım. Tamam. Kosinüsün işareti artı olduğundan işareti artı oldu. Şimdi isim değiştirdi. Sinüs oldu. Bir de içinde a kaldı. Sinüs a. Kök 3 bölü 4 olmuş. Sinüs a kök 3 bölü 4 ise ben dik üçgeni çizerim. Hocam a burası. Ee, sinüs a da karşı bölü hipotenüs. Sonra A artı B'nin de 90 olduğunu biliyor muyum? A 90 burası da B olmak zorunda. Şimdi burada 16'dan 3 çıkınca kaç geliyor? 13 yani burası da kök 13 gelir. Pisagor bağıntısından. Devam edelim. Şurayı da ben 5A artı 5B artı B şeklinde yazabilirim miyim? Yazarım. 5A artı 5B neye eşit? Onu bulalım. Hocam 5A artı 5B de 5 pi bölü 2 eşit. 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? Pi bölü 2 yani 5'i paydanın 2 katına böldük. 1 kere 4 4 kalan 1 kalan 1 ise 1 pi bölü 2'den pi bölü 2 oldu. Yani ben bunun yerine aslında 5 pi bölü 2 burası. Bunun yerine pi bölü 2 yazabilirim esas ölçü olarak. Pi bölü 2 artı bak şimdi dikkat. Pi bölü 2'ye b açısını ekledim buraya geldi. Bu bölgede tanjantın işareti eksi. Benden bu isteniyor. Eksi tanjant değil. Pi bölü 2 olduğu için ekleyip çıkarttığımız için fonksiyon isim değiştirecek. Eksi kotanjant ne isteniyor? B isteniyor benden. Arkadaş kotanjant B neye eşit? Komşu bölü hipotenüs yani komşu bölü karşı yani kökü 3 bölü kök 13 ama bir de önünde eksi var. Cevabımız o zaman bu çıkacaktır. Kolay değil mi dostlar? Kolay. A artı B verim A artı B'nin katı şeklinde yazacaksın. Ha sen bunu 4 A artı 4 B eksi B şeklinde de yazabilirdin tabi. Ama ben A artı 3 A artı 3 B şeklinde yazdım. Yani öyle de yazsan sonuca ulaşacaksın. Hiç merak etme. Örnek 20'yi bulduk. Geldik örnek 21'e. Ne verilmiş bana? A artı B pi 2. Tamam. A ile B birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman arkadaşım burada sinüs A da verilmiş bana. Dik üçgen çizelim şöyle. Sinüs A. A ile B 90'a tamamlıyor mu? Tamamlıyor. O zaman burası da B olmak zorunda. Sinüs A. Karşı bölü hipotenüs 12 bölü 13. O zaman burası da 5 mi yaptı? Evet. Yani burası 5, 12, 13'ten 5 çıktı. Kotanjant A isteniyor. Kolaymış ya bu soru. Kotanjant A nedir? 5 bölü 12. 5 bölü 12 çarpı. Kosinüs B isteni. Kosinüs B de komşu bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13. Şunlar şunlar gitti. cevapta 5 bölü 13 çıktı. Yani direkt dik üçgen çizerek de sonuca rahat bir şekilde ulaşabildik. Geldik bir sonraki soruya. 6 artı 8 B'yi pi vermiş. Tamam. Ya arkadaş pi lazım bana ya da pi bölü 2 lazım. Genelde o oluyordu. 2'ye böl 3 A. Yani ya bu var ya da 2'ye böl 3 A artı 4 B'nin de pi bölü 2 olduğunu biliyorum. 3 A artı 4 B'yi ya da 6 A artı 8 B'yi elde edebiliyor muyum? Hocam şuraya bakar mısın? Şu ikisinin toplamı kaç? 3A artı 4B. Artı 4B A 3 A artı 4 B birbirinin 90'a tamamlıyor. Yani bu açıyla bu açı birbirinin 90'a tamamlıyor. O zaman sen şimdi 2 a, A artı B'nin 90'a tamamlayanı A artı 3 B değil midir? Çünkü toplarsan 3 A artı 4 B yapıyor. 90'a tamamlamada fonksiyon isim değiştiriyordu. Yukarısı aynı kalsın. Sinüs A artı 3 B bölü aşağısında fonksiyon isim değiştirdi. Yine sinüs A artı 3 B mi yaptı? Evet. Eksi. Şunlara bak. Hocam şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 6 artı 8 B. Evet bunlar da 180'e tamamlıyor. 180'e tamamlayan da ne diyorduk arkadaşım? 180'e tamamlayan açıda da şunu söylüyorduk. Bir tek sinüsle de işaret değiştirmiyordu. Diğerlerinde işaret değişimi oluyordu. O zaman arkadaşlar bu açı ve bu açıda dikkat et. 4A artı 5B 2A artı 3B'nin 180'a e tamamlayalım. 4 artı 5B yani 180'e tamamlayan açısını yazdığım zaman fonksiyonu isim değiştirecek. O zaman yukarısı yine tanjant 4 a artı 5 b kalsın. Aşağısında ne olacak? Eksi tanjant 4 a artı 5 b olmaz mı? Aynen olur. E şunlar şunlar gitti. 1. Eksi eksi çarpma artı. Bunlar bunlar da gitti. 1. 1 Bir artı 1'den cevap 2 yapar kardeşim. Örnek 22'yi de böylelikle 2 olarak buluruz. Geldik son sayfaya. Evet bugünün son sayfası. X eksiye pi bölü 2 olmak üzere demiş. Şimdi pi bölü 2 ya da pi bizim için önemliydi. İstersen pi'yi de yazabiliriz böyle iki kat olduğunu ama buradaki işleme bakmaya çalışalım. Aa burada 5x eksi 4y var. Arkadaş bunu 4x şeklinde yazabiliriz. Yani x artı 4x eksi 4y şeklinde yazabilir miyiz? Yazarız. 4x eksi 4y var burada. O zaman yukarıda 4x eksi 4y'yi yazalım. 4 ile çarptığın zaman 4 pi bölü 2'den 2 pi yapar? Evet. Gel burada bunun yerine 2 pi yaz. Şimdi burada incele. Hocam 2 pi burası. Sen 2 pi'ye x eklediğin zaman hop buraya geliyor. Bu bölgede kosinüsün işareti artıdır. Ve burası artı. 2 pi attığımız zaman içinden ne oluyordu? Fonksiyon isim değiştirmiyordu. Aynen kalıyordu. O zaman burası kosinüs. Ne kaldı? 2 pi attım. X mi kaldı sadece? Evet. Şimdi ifadesinin eşiti İfadelerinden hangisine daima eşittir? Evet kosinüs x'i bulduk. Daima kosinüs x'e eşittir. Eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Peki hocam kosinüs x sinüs y'ye eşit midir? Eşit olduğu durum vardır. Nerede? Mesela x de y de 45 derece olduğunda değil mi? Ama daima eşittir durumu soruluyor bize. Ki zaten 45-45 yazarsak o da sağlamıyor böyle baktığınız zaman. Diğer açılarda belki sağlayabilir ama. Şimdi burada kosinüs x sinüs y'ye ne zaman eşittir? birbirini 90 dereceye tamamlamış olsaydı değil mi? Yani x artı y eşittir 90 olsaydı evet kosinüs x neye eşit olacaktı? Sinüs y'ye eşit olacaktı. Ama toplamları 90 değil ki burada. Toplamları 90 değil farkları 90. O zaman bu yanlış. Tamam şunu iptal edelim. Gelelim buraya sinüs eksiye. Ya hocam sinüs y neye eşittir? İçindeki eksiği böyle kusuyor değil mi? Eksi sinüs y'ye eşit desek. Aa, buradan bir şey elde edemeyeceğiz. Dur. O zaman dur. Dur 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 dur. Buradan devamını getiremem ben x'li yazmam lazım bunu. Hocam eksi y yukarıda var. O dur. Güzel bir şey. Bunu öbür eksi yalnız bıraksak. Eksiye y neye ne eşit oluyor? Pi bölü 2 eksi x'e mi eşit oluyor? Evet. Gel burada sinüs eksi y yerine de pi bölü 2 eksi x yaz. Vay arasın sayın seyirciler. Güzel soru. Pi bölü 2'den x çıkartırsam bu bölgeye düşüyor. Fonksiyon değişim değiştiriyor. O da e, de artı burada. Kosinüs x mi yapıyor? Ya da bunun 90'a tamamlayanı x 90'a tamamlayan x olduğu için direkt ben burası ne olmak zorunda arkadaşım? Kosinüs x diyebiliriz. Ya da dikkat et eksi y'nin 90'a tamamlayan ne? x. E, o zaman direkt zaten e, sinüs eksi y kosinüs x'e eşit diyebilirdik aslında. Neyse ispatı da burada yapmış olduk. Bu da doğru. Kosinüs y demiş. Arkadaşlar burada y açısı olmaz galiba ya. Olmaz. Çünkü biz e, kosinüs y kosinüs x'e eşit mi? Ancak böyle Y ile X birbirine eşit olursa olur değil mi arkadaşlar? Y ile X birbirine eşit değil ki burada. O yüzden bu da daima olmaz. Yani yanlış bu. E o zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 2 ve 3 yapar. Evet cevabımız 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Örnek 23'te. Geldik örnek 24'e. Sin artı sin B bölü kos A artı kos B. Tanjantı artı B bölü 2 bilgisi verilmiş. Buna göre bu soruluyor. Bak bunu buna benzeteceksin kardeşim burada. Sin A artı sin B bölü cos A artı cos B yapacaksın burada. Sin A artı sin B. Yani şurayı sin B burayı da cos B yapacaksın. E hocam her ikisi de eksi. Bunların her ikisinde artı yapmam lazım. Bak şimdi dikkat et. Sinüsü sinüs 80'i artı yapacaksın. Bölgesini düşünelim. Bölgesi bunlar da çok önemli. Arkadaş sinüsü artı yapacaksın. Sinüsü eksi olan bölgeyi düşüneceksin. Sinüs eksi nerede? Çünkü eksiği artı yapacaksın. Yani işaret değişimi söz konusu. Sinüs eksi nerede arkadaşım? Hocam sinüsler eksi olarak tabii ki şu sinüs ekseni ya. Sinüs ekseni burası olduğu için sinüsler eksi burada. Peki kosinüsler eksi nerede? Hocam kosinüsler de eksi burada. Her ikisini de sağlayan neresi? Bu bölge. Bu bölgede yaparsan o zaman sen bu açıyı buraya taşırsan bunların her ikisinde işaretini taşımış olursun. E o zaman sen buradaki 80 dereceyi ne yapacaksın arkadaşım? 3. bölgedeki açı gibi düşüneceksin. Yani sen bunu ne yapacaksın? 180 artı fonksiyon değişimi değiştirmeyeceksin ya. 180 artı 80 şeklinde yazdığın zaman 3. bölgeye taşımış oluyorsun. Yani burası ne yapmış oldu o zaman arkadaşlar? Sinüs 40 artı işaret değişimi söz konusu olmuş oldu burada. Sinüs 260 oldu. Bak dene istersen. Sinüs 260'ı denesene. Hocam burası 180 artı 80 ya. Hocam sinüs 3. bölgede eksi o zaman eksi sinüs 180'e mi eşit oluyor? Aynen öyle. Tamam gitti. Bölü aşağısında ne yaptı arkadaşım? Kosinüs 40 eksi değil. Burası da 180 artı 80. Yine 3. bölgeye taşıyacağız ya buradaki kosinüsü de. O zaman 180 artı 80 diyeceğiz. O zaman burası da artı kosinüs. 260 mi yaptı? Aynen öyle. Bitti gitti. Bak sadece bölgelerine göre bakarak sinüs nerede eksi? Bunu belirledim. Kosinüs nerede eksi? Bunu belirledim. Her ikisinde işaretini değiştireceğimiz yerler buraları olduğunu belirledim. Üçüncü bölgeye taşıyacağım belli. Yani 180 artı 80. 80'li yazacağım ya. Üçüncü bölgeye de taşırken 180 artı 80. İkinci bölgeye taşımak isteseydim 180 eksi 80 yazardım. Tamam buna da dikkat et. E o zaman böyle sin artı sin kos artı kos geldiği zaman. E, sin artı sin kos artı kos. A artı B bölü 2 değil midir bu da tanjant? Evet tanjant 40 artı 260 bölü 2. Yani 300 bölü 2. 150'ye eşittir. Tanjant 150 de eksi tanjant. 30 eşit midir? Aynen öyle. Tanjant 30'da bulurken bir 30 60 90 üçgeni çizersin. 1 2 kök 3. Tanjant 30'da neye eşittir arkadaşım? 1 bölü kök 3'e eşittir. Ama burada bir de eksilisi var. Eksi tanjant 30 sorulduğundan. Kök 3 de çarparsam. Eksi kök 3 bölü 3 yapar burası. Süper bir teknik değil mi? Evet. Bak şimdi. Gelelim buraya. <laughs> ben ne yapacağım? Sin artı sin kos artı kos yapacağım. Arkadaş. Önce bunu bir çevireyim. Kosinüs 130 neye eşittir arkadaşım? 180'e tamamlayanlar da bir tek sinüs de işaret değişimi olmuyordu. Aslında burası eksi kosinüs kaç yapar arkadaşım? Eksi kosinüs 50 yapar. E hocam ben bunu sin artı sin yapacağım. O zaman burası eksi sinüs 40 yapar. O zaman eksi eksi çarpma artı yani sinüs 24 artı sinüs 40 yaptı burası bölü. Şimdi isim değiştirmeyecek burası sinüs 50 olacak. Birinci bölgeye taşırken bir tek sinüsle işaret değişimi olmuyordu. Hocam bunu da kos kos yapmam lazım. O zaman burası da ne oluyor? Kosinüs 40 oluyor. Yani burası da kosinüs 24 eksi kosinüs 40 oldu. Oo hocam. Şimdi bu artı bu da artı yapmam lazım. Bak dikkat yine bölgeye bakalım. Sinüs nerede artı? Bak belirle. Sinüsümüz artı olan yerler buraları kardeşim. Kosinüs nerede eksi? Kosinüsün eksi olduğu yerleri belirle. Çünkü her, şey, her ikisinde artı yapmam lazım kosinüsün eksi olduğu yerlerde şuraları diyeyim arkadaşlar. Şu kosinüs ekseni, sinüs ekseni burasıydı. Kosinüs ekseninde şurası. E, kosinüsünde eksi olduğu yerleri belirleyeceğim, değil mi? Kosinüsünde eksi olduğu yerler. Buraları oldu. Aa hocam her ikisini de sağlayan burası. Yani ben burada ikinci bölgedeki açıyı yaparsam bu sinüs de işaret değiştirmemiş olacağım. Kosünüs de işaret değiştirmiş olacağım. Çünkü kosinüsün eksi olduğu yeri arayayım ki eksiyle eksi çarpımı artı olsun. Süper bir mantık, değil mi? Vallahi süper. O zaman ben nereye atacağım arkadaşlar? Bir ikinci bölgeye atacağım. İkinci bölgeye atarken 180'i düşüneceğim. İsim değiştirmemek istiyorum burada. Sinüslü kalması lazım. Sin artı sin kos artı kos yapması lazım. O zaman ben burada 180 eksi 40 şeklinde mi yazmam lazım bunu? Evet. Yani sinüs 24 artı bak bu ikinci bölgede olduğu için sinüs 140 oldu burası. Sıkıntı yok. Şimdi burada kosinüs 24 artı kosinüs 140 yaptı. Bak niye kosinüs 140? Eksi kosinüs 40'a eşittir kardeşim. Anladınız mı böyle çevirmeleri? Her ikisinde aynı işareti yapmak istiyorsak bu böyle şekilde. Sinüsün artı olan bölgesini, kosinüsün de eksi olan bölgesi. O da her ikisini de sağlayan burası yaptı ve bu şekli bulduk. Sin artı sin, kos artı kos. 24 ve 40 yaptı burası? Evet yani burası da kaç yapıyor? Sinüs 162. Yani tanjant formülü neydi? A artı B bölü 2'ydi. Tanjant toplamlarının yarısı. Yani 162 bölü 2. O da kaç yapıyor arkadaşlar? Yo 164 bölü 2 yapıyor. O zaman 164 2'ye bölsen 82 mi yapar? Aynen öyle. Cevap tanjant 82 olur arkadaşım. Ve bu soruda çok güzel bir şey öğrenmiş oldun. En azından böyle eksi kosinüs 130'u ve eksi sinüs 130'u ya da artı sinüs 40'ı ve eksi sinüs 40'ı eksi kosinüs 40'ı her ikisini de artı yapmak istiyorsak e, sinüsün artı olduğu yeri buldum. E, kosinüsünde eksi olduğu yeri bulayım ki Eksi ile eksi'nin çarpımının artı olması lazım dedim burada. Dikkat et. Yukarıdakini bir daha gösterelim. Hocam burada ne var burada? sinüs 80, kosinüs 40. Her ikisinde eksi olduğu değerleri bulayım ki ben eksi eksi'nin çarpımı artı olsun dedim. E, birinin eksi olduğu yer burası, öbürünün eksi olduğu yer burası, her ikisinin eksi olduğu yer burası dedik. E, bu bölgeye taşıdık oradaki açıları ve ona göre yazmış olduk. Süper bir bilgi öğrenmiş oldum bence. Evet örnek 24'de böylelikle bulmuş olduk arkadaşlar. A ve B şıkkını. Ve geldik örnek 25'e. Evet ne demiş? 0 küçüktür x küçüktür pi bölü 2 küçüktür y küçüktür pi demiş. x artı y'yi de pi vermiş. Hmm. x artı y pi. Arkadaş x artı y bölü 2 de neye eşit oluyor? Pi bölü 2'ye eşit oluyor. Pi ve pi bölü 2 benim için önemli oluyordu. Tamam. Burada ne var arkadaş? Hocam burası x artı x artı y oldu. Dikkat et. Burası ne oldu? Hatta şu aşağıda yapayım ben o işlemi ya. Dur bakayım şöyle bir birinciyi şöyle alayım aşağıda yapayım. Güzel bir şekilde yazayım ilk defa. Mert Hoca ya da SML Hoca gibi yazayım ya. Hocam burası ne oldu? X artı. X artı Y değil mi? Evet. X artı Y'nin ne olduğunu biliyorum ben. Pi olduğunu biliyorum. Gel burada bunun yerine pi yazayım ben. Pi yazdığım zaman ne oldu? X artı pi oldu burası. Hocam sinüs x artı pi oldu. Sinüs x artı pi de neye eşit? Hop şöyle pi artı x hop buraya geldi. Sinüs burada x olmak zorunda. Fonksiyon da isim değiştirmez. Eksi sinüs x e eşit oldu. E, evet eksi sinüs x'e eşittir demiş. x açısının ben birinci bölgede olduğunu biliyorum. Ve burası doğru mu oldu arkadaşlar? Kesinlikle kesinlikle doğru olmuş oldu arkadaşlar. Sinüsünde işareti x birinci bölgede olduğu için bak dikkat et. Birinci bölgede olduğu için Burası da eksi sinüs x. Herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Birincisi doğru oldu. İkincisine bakalım şimdi. Haydi bakalım ikincisi. Hop şu. Hocam ikincisinde şöyle yazıyoruz. Göstereyim şurada. Bak yine burada ne yapalım? Hocam bu da x artı x artı yo. X artı bu sefer ne oluyor? Y artı x oluyor değil mi arkadaşım? Y x artı y artı y oldu. Pardon. Şurası ne yaptı arkadaşım? Hocam burası. Burası pi yaptığı Pi artı y. Bak şimdi. Sen şimdi pi artı y'ye bak. Pi artı y. Burası mı oldu? Aynen öyle. Pi artı y buraya geldi. Birinci bölge demiş gibi düşün bak. Hep bunu yaparken hep böyle yapıyorduk. Birinci bölge demiş gibi düşün. Üçüncü bölge düştü. Üçüncü bölgede bunun işareti ne oldu arkadaşlar? Üçüncü bölgede bunun işareti eksi. O zaman eksi pi gittiği zaman fonksiyon isim değiştirmiyor. Kosinüs niye eşit oldu? Y'ye eşit oldu. E tamam. Bunun ne olması lazım arkadaşlar? Eksi kosinüs y olması lazım. Hocam iş bölgesi verilmiş. Hani bu ikinci bölgede verilmiş. Olsun önemli değil. Burası fonksiyon olarak eksi kosinüs y olması lazım. Kosinüs y olmaması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunun cevabı bu olmaz arkadaşlar. İkincisi yanlış oldu. Üçüncüsüne bakalım. Burada da 2x artı 2y artı y şeklinde yaparız. Hocam x artı y pi ya 2x artı 2y de 2 pi değil midir? Evet burası 2 pi yaptı. Yani 2 pi dediğimiz zaten direkt Esas ölçü değil midir kardeşim? Yani 2 pi ve katlarını attığımız zaman direkt gidiyor zaten. E bu da zaten direkt ne olmak zorunda? Tanjant y'ye eşit olmak zorunda. Tanjant y'ye eşit olacak. E eksi tanjant y demiş. O zaman bu da yanlış kardeşim. Yani cevabımız ne yaptı o zaman? Yalnız bir yapar. Yalnız bir olacaktır. Çünkü burada tamam y'nin ben cevabı tanjant y buldum ama cevabın negatif olması lazım. Yani ikinci bölgede olduğu için. Tamam tanjant y negatif bir değer olacak. Ama burada eksi tanjant y demiş. Ya sen burada tanjant y negatif ya. Eksiyle çarparsan artı yapmış oluyor. Burada o sonuç sağlamıyor. Sen bunları yaparken arkadaşlar burada esas ölçüden dolayı geldi gerçi. Hani böyle 2 pi artı şeyden yapmadım ben bunu. Y'den yapmadım. Direkt esas ölçüden dolayı tanjant y olarak da bulduk zaten. Örnek 25'i böylelikle yalnız bir bulduk. Ve geldik son soruya. A n dizisi ortak farkı 6 olan bir aritmetik dizi. Aritmetik dizi ne olacak? 6 şartı 6 artacak kardeşim. Birincisine ben mesela A1. A1'e x dersem ikincisi ne olacak? x artı 6. Yani üçüncüsü ne olacak o zaman? A3. Yani şuraya yazayım. A1 x. A2 x artı 6. A3 nasıl olacak arkadaşım? Açı olarak baktığımız x artı 12 diye gidecek. Hatta A4 nasıl gidecek? x artı 18 diye gidecek. Ya biz bunu aritmetik dizi mantığından götürebiliriz aslında ama ben şöyle yapabilirim. A1'i x diye yazdıysam. A2'yi de x artı 6. Hep böyle kaç katı kaç katı şeklinde gidiyor arkadaşlar. Hep böyle 6 fazlası 6 fazlası şeklinde gidiyor mu? Gidiyor. Hatta burada A1'de x yazdım. a 2den yaptım? x artı 6. a 3den yaptım? x artı 12. Yani 6'nın 2 katını ekledim. Burada 6'nın 3 katını ekledim. Ha o zaman A5'de ne yapacağım arkadaşlar? X'e bak bir eksiğinin yani 3'ün 6 katını ekledim ya. Burada da bir eksiğinin 6 katını ekleyeceğim. Yani burası da kaç yapıyor o zaman? x artı 24 mi yapıyor arkadaşım? Evet. E böyle 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 devam edebilirim. Hatta a 10'u da bulabilirim. a 10 ne yapacaktır mesela? Hocam x artı a 10 da mesela x artı ne yapıyor? Bir eksinin 6 ile çarpılmış Yani 9 çarpı 6 54 diyebiliriz mesela. Evet. Ben bunu böyle aritmetik dizi formülünden değil de bir örüntü şeklinde dönüştürdüm arkadaşlar. Valla diğer arkadaşlara da bakabilirsiniz. Belki aritmetik diziyle yapar ya da farklı bir mantıkla yapar. Yani bu tür kritik sorularda diğer arkadaşlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani Mert hocaya bak. SML hocaya bak. Tamam. Bak ki kafana hangi çözüm yatarsa. Hadi bakalım. Devam edelim şimdi. Şimdi burada böyle bir şey vermiş. Sin kare A1, sin kare A2. o sin kare A'ya ne kadar gitmiş. Ve bunlar da birer dar açıymış. Yani en son A'ya da dar açı. Tamam aklımda. Hayat kurtaran notlar. A artı B 90 ise sin kare artı sin kare B eşittir 1'dir. A artı B 90'sa hocam sin kare B dediğim aslında cos kare A değil midir? Sin kare A artı cos kare A'nın eşittir 1 olduğunu biliyoruz zaten ki biz böyle bir soru yapmıştık biraz önce ya da bir önceki videoda ama hatırlamıyorum tamam mı? E, çünkü soruları arda arda çözüyoruz. Arkadaşlar hani sin kare 2 ve cos sin kare 88 vardı. Sin kare 2 artı sin kare 88 bu cos kare 2'ye eşit oluyordu ya Bunlar da bir yapıyor. He, o zaman burada arkadaş bizim bu eleman ne yapmış? Tuğrul şunu görmüş. Sin kare artı sin kare be, b artı b 90 sa. Sin kare artı sin kare b'nin bir olduğunu gördüyse. O zaman birinci terimle a eninci terim ne olacak? Toplamı 90 mı olacak? Evet. Birinci terimle a eninci terimin toplamı 90 olacak. Evet şu ve şu 90 olacak. Ve bu not yardımıyla cevabın 6 olduğunu buluyor. Dur. Arkadaş baştaki sondaki cart cart hani sin kare artı en sondaki bir daha sin kare bir mi yaptı? Evet. İki tanesi bir yaptı. Sonra diğer iki tanesi de bir. Diğer iki tanesi de bir. Diğer iki tanesi de bir. Oradaki topla 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 bir artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir. Kaç elde çekmişiz biz? Altı elde çekmişiz. Bunlar iki tanesi bir yapıyor O zaman on iki terim var demek değil midir burada? Evet. Yani an dediğimiz an dediğimiz a on ikidir. O zaman ben burada A12'yi yazabilirim. A12 dediğimiz nedir arkadaşlar? X artı 1 eksiğinin hani örüntüyü kurmuştuk. 1 eksiğinin kaç kaç katı? 6 katıydı. 11, 11 çarpı 6. 11 çarpı 6. E o zaman arkadaşlar en son terim buysa. En baştaki terimde X buysa. Bunların toplamı da 90 değil mi? Çünkü bunun yardımıyla hayat kurtaran notlarla bunu bulmuş. Şu ikisi baştaki ve sondaki 90 yapacak şekilde soruyu çözmüş ya. O zaman bu ikisinin toplamı yani x artı baştaki ve sondaki x artı 66 eşittir kaç verilmiş bana? 90. 2x eşittir 24 yapar ve x böylelikle 12 çıkar. Süper. x 12 bulduysak benden a5 değeri isteniyor. a5 değeri neydi arkadaşım? a5 x artı 24 değil miydi? Evet. Nasıl bulmuştuk? x artı bir eksinin 6 ile çarptım demiştik. Yani x artı 24 demiştik. Biraz önce de bulmuştuk ama bir daha söyleyeyim bunu. O şekilde örüntüye çevirip yapmıştım ben. E o zaman burası ne oldu? X artı 24. X'i ben 12 buldum. 12 artı 24'ten. Cevap kaç çıkar? 36 çıkar. Mükemmel bir soru arkadaşlar. İster örüntüyle benim tekniğimle yap. Diğer arkadaşlar büyük ihtimal Mert Hoca ve şey. E, nereden yapmıştır? Bu aritmatik dizi formüllerinden yapmıştır. Ben hiç oraya girmek istemedim. Önemli olan burada farklı tarzları görün istiyoruz zaten. E bu da zaten bir örüntü. E burada ortak farkı 6 olan. 6 artışı 6 art, bir örüntü olduğu için ben genelde bu tür sorularda böyle örüntü şeklinde yazıp oradaki kuralı bulmaya çalışıyorum ki burada da kuralı buldum. Bu kuralı bu şekilde bulup hani buradaki teknik de bir işine yarayabilir kardeşim. Farklı tekniklerde öğrenin. Böylelikle en son A5'i de 36 bulmuş olduk. Gerçekten güzel bir soruydu. Evet gençler böylelikle 5. günü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. günde sıralamadan bahsedeceğiz. Sıralamada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.